Tunceli'de kaçarak evlenen 87 yaşındaki Musa Bulut ve 85 yaşındaki Beser Bulut çifti 69 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Onun işlenmiş nişanlıdır dedi. Tek katlı ve sobalı evde oturan Bulut çifti birbirlerine olan sevgi ve sadakatleriyle çevredekilere maşallah dedirtiyor. Seviyorum, seviyorum. Birbirlerine yıllardır sevgiyle bağlı olan çiftin 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor. Beraber yaşıyoruz. Ben razıyım, Allah razı olsun. Bugüne kadar bir kötü sözünü görmedim, bir kötü lafını görmedim bu yaşta. Yaşlılık nedeniyle ev işlerini yapmakta zorlanan eşi Beser'e yardımcı olan Musa Bulut sabahları sobayı yakıp eşi için kahvaltı hazırlıyor. Şimdi hak eşittir. Erkek ve kadın hakkı eşittir. Bak ben ne diyorum, ben razıyım, onda Allah razı olsun. Bugüne kadar yine ucu kadar bir şeyini görmemişim. Biliyor musun? Ama o razı olur olmaz bilmiyorum. Mera ben razıyım. Musa Bulut yıllar önce eşini görür görmez aşık olduğunu ve kaçarak evlendiklerini söyledi. Temel görevi askeri birliklerin harekat kabiliyetini arttırmak olan istihkam sınıfı askerler, uzmanlık alanlarından birisi olan patlayıcılar konusunda tahrip ve mayında %99 başarı felakettir ilkesiyle sıkı bir eğitimle yetiştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan mayınları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın İzmir Narlıdere'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin eğitim yuvaları arasında yer alıyor. Ön tarafında patlamış ve personelin parmaklarının kaybetmesine neden olmuş. Türk subay, az subay ve erbaşların yanında başta NATO müttefik ülkeleri olmak üzere Afganistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi pek çok dünya ordusuna da patlayıcılar konusunda eğitim veriliyor. İstihkam Okulu uyguladığı eğitim programıyla NATO tarafından da bu alanda akredite edilmiş sayılı eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Kontrol harekete geçirilen düzenlikler. Bunlar nelerdir? İstihkamcılar için hedeflenen %100 başarıya uzanan yolda en değerli hazineleri aldıkları zorlu ve bir o kadar da kaliteli eğitim. Yeni tip diyelim. Daha o 3 ay süreli eğitimden geçen istihkamcılar %80'i uygulamalı olarak yapılan derslerde hem standart mayınlar hem de terör olaylarında kullanılan el yapımı olarak imal edilmiş patlayıcıların tespiti ve imhası konusunda eğitiliyor. Aydın'ın Didim ilçesinde 33 ayrı suçtan aranan zanlı polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Alınan bilgiye göre polis ekipleri 2010 yılında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde adam öldürme, gasp, tehdit, hayvan hırsızlığı, evrakta sahtecilik gibi 33 ayrı suçtan hakkında yakalanma kararı bulunan ve 5 yıldır aranan Nebi A'nın Didim'de olduğu bilgisine ulaştı. Zanlının Manastır Koyun'da bir çadırda yaşadığını belirleyen ekipler operasyon yaptı. Gözaltına alınan Nebiha, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 892 gram esrar, 1815 adet uyuşturucu hap, 89 karton gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda iki farklı adrese baskın yaptı. Umurlu mahallesindeki halk pazarında açıktan gümrük kaçağı sigara satan N.S. yakalandı.
NS'nin evinde yapılan aramada 890 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ilıcabaşı mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine SK'ya ait eve yapılan operasyonda ise 892 gram esrar maddesi ve 1815 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen NS tutuklanırken SK adliyeye sevk edildi. Tanıyabilir miyiz seni? İsmin ne? Benim mi? Emine. Emine. Bak Emine teyze şu kameraya doğru da bak Emine teyze. Kaç yaşındasın Emine teyze? Ben mi 75. 75 yaşındasın. Peki burada kaşık, ondan sonra kekik gibi burada malzemeler satıyorsun. Bu yaşta satıyorsun. Evet. Kaşıkların var, bunları kendiniz mi yapıyorsunuz, alıyor musun? Kendimiz yaparız. Kendin yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Damat yapar. Damat mı yapıyor? Uyguyla. Uyarak yapıyor bunları. Peki bunları satıyorsunuz, para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne yapacağım? Kaç lira bunların tanesi? 5. 5 lira. Peki niye bu yaşta çalışıyorsun sen? Ne yiyeceksin yavrum? Ne yiyeceksin ki? Bunu tatlı da onun ekmek parası. Ekmek parası. Peki beyniniz var mı? Beyim yatıyor, hasta. Hasta mı? Neyi var? Trafik kazası olduydu. O zamandan beri yatıyor. Hastanede mi yatıyor şu an? Evde, evde. Evde mi? Sigortası var mı? Emekli yok, mi? Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok mu? Yok. Sosyal güvencesi yok mu? Yok. Peki yeşil kartınız var mı sizin? Yeşil kartımız var da ayda veriyorlar, 3 ayda. Kaç lira veriyorlar? 300. 3 ayda 300 lira mı veriyorlar? Yetiyor mu bu size? Yeterin diyoruz. Para da bunları satıyoruz, tamam. Peki ev kendinizin mi? Nerede oturuyorsunuz? Ayvacık. Ayvacık. Ha, sen Ayvacık'tan mı geliyorsun buraya? Ayvacık'tan. Ay maşallah teyzem ya. Senin bir sosyal güvencen var mı? Herhangi bir şeyin var mı? Şeycim yok. Hiç çalışmadın mı bu zamana kadar? Bir yerde çalışmayız biz, yörük. Ha, yörüksünüz. Yörükler çalışmıyor mu bir yerlerde? Dağlara göç göçerdik biz. Koyunlarımız, keçilerimiz vardı. Ve onları sattık, saldık. Şimdi bir şeyimiz yok işte, bunlarla idare oluyor. Şu an bir bey, bir de siz varsınız. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk var, herkes evinde. Bakmazlar, kim bakacak? Herkes kendine bakamıyor. Peki siz bunları daha çok nerelerde satıyorsunuz? Bir yerde değil, Asos'a gideriz. Hı hı. Asos'ta. İşte bir de buralarda. Buralarda. İşte, bura ben bu yıl geldim ta. Peki bundan sonra her cumartesi buraya mı geleceksin sen? Sarıhan Otel'e mi geleceksin? Bilmiyorum. Sen gel burada bunları satalım. Öğleden sonra gel. Bunlar alırlar seni. Heh. Burada bu masaya otur. Önüne koy masayı, aç eşyalarını. Burada gelip bakalım, hem üşümez. Tamam. Tamam mı? Her cumartesi seni buraya bekliyoruz biz. Tamam. Buraya geleceksin. Ürünlerini açacaksın. Ve burada gelen buradaki müşterilere bunları satacaksınız. Ben onlara söyleyeceğim. Onlara tamam söyleyeyim. Biz söyleyeceğiz onlara. Tamam. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz sana. Buradan ekranlarımızdan söylemek istediğin bir şey var mı büyüklerimize? Hiç yok. Ha? Ne söyleyeyim? İhtiyacın bir şey var mı? Mesela şu an kış ayındayız. Neyle ısınıyorsunuz evde? Evim var, sobam var. Soba yakıyorsunuz. Evet. Hükümet kömür verdi. Kömür verdi. Kömür verdi. Uncağızı yakıyorum. Ya, gidiyoruz, çalı çırpı topluyorum ben. Onları yakıyoruz. Peki erzaklarınız var mı evde yani yemek yapmak için? Veriyorlar. Onu da veriyorlar. Peki. Verirler konum komşu. Tamam teyzeciğim, teşekkür ediyoruz sana. Tamam, sağ olasın. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. İyi çalışmalar. Dayım Ali. Hayırlı olsun. Duvarlar tasarlandı, alışveriş meydanında ve nikah salonu meydanında. Önemli bir olay da nikah salonu. Sürekli nikah oluyor. Biri girerken ötekinin çıkması çakışmaması. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok özgün eserler ortaya koymuş öğrencilerimiz. Tabii
belediyelerin şehre olan sorumlulukları ve şehirde hem kendi hizmet binalarının özgünlüğü hem de vatandaşa kazandıracakları, vatandaşın kullanımına kazandıracağı binalar için estetikli binalar yapımına ilişkin sorumlulukları böyle güzel eserleri ortaya koymuş. Ben belediye başkanımızı, Altaylı Belediye Başkanımızı, rektör hocamızı, öğrencilerini kutluyorum. Özellikle öğrenciler gerçekten uygulanabilir, modern ve kendisine has stili olan binalar, mimari yapılar ortaya koymuşlar. İnşallah uygulanır bunlar. Uygulandığı zaman da Balıkesir'de gerçekten çok keyifli hizmetlerin olacağı bir kamu binası ve özel kullanıma açık bloklar oluşur. Tabii şöyle bir yanlışımız oluyor biliyorsunuz. Biz tescilli binaları hep eski binalar olarak düşünürüz. Tarihi belli zamanlar diye. Yapılan her özgün eser tescillenebilir. Ben inanıyorum ki bu eserler uygulandığı zaman bunlar da tescillenecektir. Bundan sonraki dönemlere tescilli bina olarak hizmet verecektir. Ve örnek olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüzlerine maske takmada ne var? Şimdi bakın. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ordu AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Davutoğlu kongrede muhalefet partilerinin genel başkanlarına seslendi. Yine diyorlar ki yüzlerine maske takmada ne var? Şimdi bakın aziz ordulular, alnı açık, yüzü açık ordulular. Yüzünü gizleyen var mı burada? Kimse yüzünü gizliyor mu? Çünkü sizin saklayacağınız bir şey yok. Kimliğiniz aktır, alnınız aktır, partiniz aktır. Ama onlar yüzlerini saklıyorlar. Şimdi hepsine soruyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu çok meraklıysa gösterilere maskeyle gitsin. Ne yapmak istiyorlar? Çünkü sandıktan ümitleri yok. Çünkü halka gitmekte cesaretleri yok. İstiyorlar ki seçim öncesinde bir kaos çıksın. Önümüzdeki hafta demokratik bir şekilde mecliste her türlü eleştiri getirirler. Ama mecliste herhangi bir şekilde meclis kurallarına aykırı bir tavra müsamaha etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi eğer halkı tahrik ederek meydanlara çıkarlarsa toplantı ve gösteri yürüyüşleri içinde gösteri yaparlarsa serbest ama halkı tahrik ederlerse aynı kurallar onlar için de geçerlidir. Biz bir daha bu ülkenin sokaklarını vandallara, teröristlere terk etmeyeceğiz. Başbakan Davutoğlu iki hafta ertelendikten sonra önümüzdeki hafta mecliste görüşüleceği açıklanan tartışmalı iç güvenlik paketinin engellenmesi durumunda muhalefet liderlerine Bonzai Kılıçdaroğlu, Bonzai Bahçeli diye sesleneceklerini açıkladı. Şimdi diyorlar ki yine ne var bu pakette bakınız. Diyoruz ki bu pakette Bonzai kullananlara da uyuşturucu muamelesi yapılacak. Bu milletin çocuklarını, gençlerini, şu yüzleri pak, tertemiz gençliğimizi birisi Bonzai ile zehirlemek isterse ki yapıyorlar, biz bunlara sessiz mi kalacağız? Eğer mecliste bu yasayı engellemeye kalkarlarsa onların hepsine Bonzai taraftarları diyeceğiz. Bonzai taraftarları. Bonzai Bahçeli, Bonzai Kılıçdaroğlu. Molotov Bahçeli, Molotov Kılıçdaroğlu. Ünvanları bu olacak. Başbakan ayrıca iç güvenlik paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Neyi savunduklarını bilsinler. Diyorlar ki polisin gözaltına alma süresi uzun. Yeni gelen yasayla polis 24 saat, savcının izniyle de 48 saat gözaltı yapabilecek savcıyla. Avrupa'da bu, Fransa'da var. Diğer ülkelerde ise Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, birçok Avrupa ülkesinde ise bu süreler daha uzun. 36 saat, 48 saat polis gözetiminde, sonra savcılık gözetiminde uygulamalar var. Biz bunları, bu yasaları hazırlarken evrensel demokrasi standartlarında hazırladık. Ve bu yasanın içinde sadece bu tür emniyet tedbirleri yok. Mesela pasaport alımının kolaylaştırılması var. İsim değişikliğinin kolaylaştırılması var. Herhangi bir bürokratik müracaat yapacaksanız nüfus idaresine, yani
bir bildirimde bulunacaksanız, doğum, vefat vesaire, elektronik ortamda bunu yapabileceksiniz. Yani bu yasa millete olan güveni yansıtan bir yasa. Bu yasa milletle devleti huzur ekseninde buluşturan bir yasa. Bu hafta işte buradan söylüyorum, herkes bir sınav yaşayacak. Kim vandalların yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Kim Molotov kokteylinin yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Kim Kobani terör olaylarının arkasında ve yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Şevki Öksal Coşkun önderliğinde Sevgililer Günü özel konseri verdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Makbule Kaya ise muhteşem sesiyle dinleyicilerin yüreklerine dokundu. Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş. Geceye Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper'le çok sayıda vatandaş katıldı. Konsere yoğun ilgi nedeniyle Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Anadolu Salonu adeta doldu taştı. Bu yüzden ikinci bir salon açıldı. Vatandaşlar Barkovizyon eşliğinde konseri buradan takip etti. Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Kütahya'dan Elazığ'a, Zonguldak'tan Şanlıurfa'ya kadar Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden özel türkülerle salonu dolduranların kalplerine dokundu. Kimi zaman koronun, kimi zaman solistlerin seslendirdiği türkülere Bayraklı Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ekibi de oyunlarıyla eşlik etti. Bu özel güne ait konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Makbule Kaya sahne aldı. Sanatçı programını sözleri Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan Mustafa Kemal'e yazılan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm isimli türküyü seslendirerek son verdi. Kaya'nın muhteşem performansının ardından ikinci kez sahne alan Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel türküleri seslendirerek konseri alkışlar eşliğinde bitirdi. ...14 Şubat Sevgililer Günü'ne yakışan bir konser düzenlediklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, tüm Türkiye'nin ve bütün insanlığın Sevgililer Günü'nü kutladığını söyledi. Fotoğraf şeklinde başkanımla lütfen Ali Rıza Bey. Fotoğraf çeker Bayraklı Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kurulan semt merkezleri ve sosyal marketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bak burada kına gecesi yapabilirsiniz. Burada mevcut. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ 25. semt merkezinin ve 3. sosyal marketin açılışını Emek Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Bizim sıkıntımız. Keşke Bayraklı'da sıkıntılar daha az olsa. Burada bir konuşma yapan Başkan Karabağ, bu semt evinde çeşitli kurslar düzenleyeceklerini belirtti. Burada neler yapacağız? Burada kurslar düzenleyeceğiz. Burada eviniz müsait olmayabilir, mevlütlerinizi burada yapabilirsiniz. Burada taziyelerinizi burada alabilirsiniz. Ve küçük nişan türü şeyleri, kına gecelerini burada yapabilirsiniz. Burası sizin eviniz. Emek Mahallesi'nde belediyenin bir birimi. Burada orada sıkıntı yaşıyoruz. Yani buradaki kızımız dert babası olacak. Belediye başkanını temsil edecek. Ve de mahallenin farklı gözetmek için burası bir kamu kuruluşu. Burası da bir kamu kuruluşunun birimi. Belediyenin bir birimi. Dolayısıyla burası halkın malıdır.
Dolayısıyla da siyaset üstü bir yerdir. Önce bunu vurgulayalım. Biz burada bütün parti sevdalısı arkadaşlarımızın dertlerini dinlemekten kaçınmayız. Biz herkesin belediyesiyiz. Voleybol erkekler 2. ligi A grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Bornova Anadolu Lisesi voleybol takımı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'yı ziyaret etti. Her gittiğimiz yerde geçiyor. Vasili bu sene kulüp başkanı Ersan Odaman, antrenör Levent Matmeriçli ve bordo beyazlı oyuncular verdiği destek nedeniyle Başkan Atilla'ya teşekkür etti. En yakın rakiplerinin 8 puan önünde lider durumda yer aldıklarını söyleyen Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, hedeflerinin mutlak birincilik olduğunu belirterek Başkan Atilla'yı Nisan ayı sonunda oynanacak zorlu playoff maçlarına davet etti. Çalışacağız inşallah. Bütün çabamız o yönde. Nisan sonunda playoff maçları var. Bornova Belediye Spor'un voleyboldaki altyapısından övgüyle söz eden Odaman, her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bordo Beyazlılara başarılar dileyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bornova Anadolu Lisesi'nin İzmir'in sembolü haline gelmiş bir okul olduğunu belirterek, şampiyonluk yolunda her zaman yanınızdayız dedi ve tüm Bornovalıları Bordo Beyazlı ekibe destek olmaya çağırdı. Böyle kulüpler gelince de o kulüplerle de bizim kardeş olma şansımız var. İşte Göztepe'yle kardeş gibi, Altın Ordu'yla öyle. Hocalık yapıyor. Aykut. Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 14 Şubat Sevgililer Günü'nü muhteşem bir konser ve ünlü sanatçı Zekai Tunca'nın seslendirdiği unutulmaz eserlerle karşıladı. Ege Üniversitesi Profesör Doktor Yusuf Vardar Kültür Merkezi Mötbe Salonu'nda düzenlenen konserde salonu tamamen dolduran Bornovalılar şarkılara keyifle eşlik etti. Şef Sami Büyük Öztekir yönetimindeki konserde koro ve solo eserler büyük alkış aldı. Birbirinden güzel pek çok eseri seslendiren Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun ardından konserin ikinci yarısında Zekai Tunca sahne aldı. Dillerden düşmeyen eserleri seslendiren Zekai Tunca, konseri eşi Hikmet Atilla ile birlikte izleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın en çok sevdiği şarkı olan Fikrimin İnce Gülü'nü söyleyerek sürpriz yaptı. Böylesine soğuk bir gecede çok sıcak bir birliktelik yaşandığını söyleyen Başkan Atilla, herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum. Ve ben sizi söylüyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler katıldığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle soğuk bir gecede çok sıcak bir birliktelik yaşadığımız için hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ve ben bunu şunu söylüyorum. Böyle eşsiz bir gece için ancak aşk lazımdı ve bu salonda da aşk var. Hepinize sevgiler, mutlu olsun. İyi ki varsınız. Size çok teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çocuk korosuyla Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları için yeni sesler aranıyor. Türk Sanat Müziği Korosu'na 18-50 yaş arasındaki korist adayları başvurabilecek. Seçmeler 22 Şubat 2015 Pazar günü saat 10-14 arası Kültür Park Gençlik Tiyatrosu'nda yapılacak. Bu salonda. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'na ise 07-12 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Çocuk Korosu için seçmeler de 21 Şubat 2015 Cumartesi günü 10-14 saatleri arasında Kültür Park İzmir Sanat Auditorium Salonu'nda gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu üyeleri 5 yıl boyunca şan ve solfej eğitimi alacak. Peki bir de şunu yap bakalım. Çok güzel. Ücretsiz verilen eğitim çocuklara çok sesli müziği sevdirerek müzik kültürünü geliştirmek, birlikte başarma duygusunu yaşatmak, sanat alanında kabiliyetleri doğrultusunda teşvik ve yönlendirmeyi sağlamak amacını taşıyor.
Amerikalı araştırma kuruluşlarına göre dünyanın en hızlı büyüyen ikinci şehri seçilen İzmir, yatırım yapmak isteyen yabancı ülkelerinde giderek ilgisini çekmeye başladı. Amerikan Ticaret Ofisi ve Alman Türk Ticaret Sanayi Odası ile Bremen Kalkınma Ajansı'nın İzmir'de açtığı yatırım ofisinin ardından Macaristan hükümeti de İzmir'de bir ticaret ofisi açmak üzere harekete geçti. Uluslararası İzmir Fuar alanına gelen 10. Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarına katılmak üzere kente gelen Macaristan Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Dr. Petre Pana Başkanlığındaki heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ziyarette İzmir'in coğrafi konumu, iklimi, limanı, tarımı, sanayisi ile yatırım yapılacak en ideal kentlerden biri olduğunu hatırlattı. Aydoğan, Türk halkının da büyük sevgi beslediği Macarlarla ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi. İzmir'in Alsancak semtinde limanla iskele arasında bulunan sahil şeridinde bir erkek cesedi bulundu. Kordonda gezinen vatandaşlar denizdeki cesedi fark etti ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sahil güvenlikle birlikte sualtı polisleri olay yerine geldi. Sualtı polislerinin 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi sağlık güvenlik botuna çıkarmasıyla kişinin ölüm nedeni gün yüzüne çıktı. Vücuduna taş bağladığı ve intihar ettiği tahmin edilen kişi sahil güvenlik botuyla önce limana ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak tur saat 22.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet konuk evinde İstanbul Valisi Vasıf Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer karşıladı. İzmir'de bir çocuk annesi Figen Karavaş, bir yıl önce eski milli atlet olan eşi Salih Karavaş'a karaciğerinden parça vererek yeni bir hayatın kapılarını açmıştı. Böylelikle evlilikleri boyunca özel olarak kutlamadıkları 14 Şubat Sevgililer Günü çift için ilk kez anlam kazandı. Çift ikinci hayatlarında ilk doğum günlerini oğulları Ulus, doktorları ve hemşireleriyle kutlarken eski milli atlet Salih Karavaş bir yıl öncesini hatırlayarak organ bağışının önemine dikkat çekti. Takip edilmesi zor bir dönem. Her zaman uygun donörü bulamayabiliyorsunuz. Vakit alıyor. Organ bağışı ne kadar çok olursa o kadar kişi daha kısa sürede yaşama dönecek demektir. Dolayısıyla organ bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ama bu süreçte çok çok daha iyi gördük. O yüzden organ bağışının artarak devam etmesi lazım. İkinci hayat için herkes böyle bir hakkı kazanmak ister, hak ediyor insanlar. Dolayısıyla donörden ziyade organ bağışıyla bu işin halledilmesi daha doğru diye düşünüyorum. Hayat arkadaşına karaciğerinden parça veren Figen Karavaş ise yeni bir hayata başladıkları günün yıl dönümünde duygularını şu şekilde dile getirdi. Daha çok anlamlı, çok anlamlı. Çünkü evet öncesinde bir 14 Şubat'ımız yoktu bizim eşimle. Çok özel kutladığımız bir yıl değil veya gün değildi, özel gün değildi ama şu anda gerçekten onun hakkını veriyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok zor bir 15 yılın sonunda biz böyle bir güzelliğe kavuştuk. O da 14 Şubat gibi bir özelliği olan bir güne denk geldi. Ancak biraz anlamlı oldu. Yeni bir hayat, tekrar sağlıklı olabilmesi, üçümüzün bir arada olabilmemiz oğlumla.
14 Şubat evet şu anda önemli bizim için. Yani sevgililer gününden ziyade bizim tekrar bir araya gelebilme günümüz olarak. Yani sevginin tekrar birleştiği günde denebilir. Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda görevli Assubay Alper Ersen, aynı üste sivil memur olan kız arkadaşı Güner Dinç'i sinemaya davet etti. İkili ilçedeki bir sinemaya gitti. Üstüne bir de düğün pastası yiyelim, aa dediler. İzledikleri filme ara verildiğinde kız arkadaşı için hazırladığı, arkadaşlarının da rol aldığı kısa filmi perdeye yansıtan Ersen, aşkını ilan edip evlenme teklifi yaptı. Evlen bir çocukla, hadi Allah gönlünüzde cümle cemaat gibi kazanın. Şaşıran Dinç evet diyerek teklifi kabul etti. Evet sağ olsun artık. Alper. Bu sırada salondaki arkadaşları çifti alkış yağmuruna tutup konfetiler patlatarak mutluluklarına ortak oldu. Kısa film tamamlandıktan sonra ışıklar yandığında Ersen cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü diz çöküp kız arkadaşının parmağına taktı. Sizin ki bilimdire konu amalo. Belgeseli çekilmeli. Ve hata. Bütün Türklere örnek gösterilmeli. Seni kırıp sana bir gibi aşık, aşık, aşık. Seni çok seviyor. Sevgililer gününün vazgeçilmez hediyesi çiçeklere yoğun talep oldu. Alışverişini son ana bırakanlar klasik kutu içindeki kırmızı güle 10 lira ödeyerek sevdiğini mutlu etme olanağına kavuştu. Sokak kemer altın. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış yaptığı açıklamada aşkların tazelendiği 14 Şubat'ın yılın en güzel günlerinden biri olduğunu, çiçekçilik sektörünün de bu güzel günden en iyi şekilde yararlandığını belirtti. Çiçek satışlarında çok ciddi bir artış oldu. Çünkü mezatlarda bizim aldığımız rakamlar bir hayli yüksek. Verilen rakamlara göre 4 milyon dalın üzerinde İzmir piyasasında gül satışı oldu. İthal edilen güller de satıldı. Çok ciddi rakamlar tabii. Tüm çiçekçilerin bu yıl cumartesi gününe denk gelmesine rağmen 14 Şubat'ta iyi iş yaptığını kaydeden Kış, her bütçeye uygun çiçek olduğunu söyledi. Çiçekte tabii alt limit var ama üst limit yok. Yani ürüne göre alacağınız, beğendiğiniz ürüne göre fiyatlarda farklılıklar yaratılabiliyor, değişebiliyor bunlar da. Yani bugün 10 liraya da alabilirsiniz, 100 liraya da alabilirsiniz, 50 liraya da alabilirsiniz. Yani o gelen müşterinin beğenisine göre hangisini istiyorsa. Yani bugün bir 10 lira çiçek alıp da sevginizi mutlu edebilirsiniz. Öyle çok ciddi rakamlar değil. Başkan Kış yaklaşık 4-5 senedir çiçek fiyatlarının aynı olduğunu ve fırsatçılık gibi bir durum yaratmadıklarını ifade etti. Ben İzmir Çiçekçiler Odası Başkanıyım. Şunu samimiyetle dile getirmek istiyorum. Şimdi ben kendim de esnafım, kendi iş yerim de var. Geldiniz burada çekim yapıyorsunuz. Şimdi olay şu, hep böyle bir spekülasyonlar yapılıyor ama inanın dendiği gibi değil. Biz 4 yıldır, 5 yıldır hatta aynı sattığımız fiyatlar üzerinden bu sene de aynı yine çiçeklerimizi satıyoruz. Yani öyle çok ciddi artışlar yok. Önemli olan dükkanımıza gelen müşteriyi boş çevirmemek, onları mutlu etmek. Yani bugünden fırsatçılık yapmak değil. Bizim meslektaşlarımız da böyle. Yani öyle kimse de rahatlıkla çiçekçi dükkanlarına girebilirler, alışveriş yapabilirler. Hiç korkmasınlar, endişelenmesinler. 13 Şubat'ta da 1 Ocak'ta da. Şimdi şöyle. Kablosuz internet projesinin pilot uygulaması İzmir Deniz Projesi kapsamında pasaportta yer alan meydanda oluşturulan Wi-Fi noktasında başladı. İzmir Deniz Projesi'nin ruhuna uygun özel tasarımıyla dikkat çeken Wi-Fi noktası işlevselliğinin yanı sıra sosyal bir çekim merkezi oluşturdu. Doğal ahşapla teknolojik malzemelerin bir arada kullanıldığı 6 adet modülden oluşan Wi-Fi noktası, geceleri LED teknolojisiyle aydınlatılan yarı saydam üst örtüsüyle kullanıcılarına konforlu bir dinlenme alanı sağlıyor.
İlk günden itibaren özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören Wi-Fi noktasında internete girerken aynı zamanda telefonların şarj edilebilmesi için USB üniteleri de bulunuyor. Çek. 8 noktada kurulması planlanan Vizmirnet kablosuz ağına bağlanan İzmirliler akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından açık alanda da internete girebilecek. Vizmirnet kablosuz ağına bağlanan kullanıcılar kimlik doğrulama sayfasından kayıt olup cep telefonlarına gelen şifreyi girerek internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bir kez alındıktan sonra 24 saat boyunca geçerli olan şifreyle Gündoğdu Meydanı, Kültür Park, Konak Meydanı, Pasaport, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Tarihi Hava Gazı Fabrikası, Bucu Hasan Ağa Spor Kompleksi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yayın yapan kablosuz istasyonlardan internete girebilecek. Aynı zamanda kentli numarasıyla da giriş yapılabilecek kablosuz internet hizmetinin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kapalı salonlarda, Hava Gazı Fabrikası ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda ise hem kapalı hem de açık alanlarda verilmesi planlanıyor. İzmir'deki bir dans, müzik ve ritim topluluğu kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti saç keserek protesto etti. Evet, kayıttayım. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Halk Dansları Bölümü öğrencilerinden oluşan 40 kişilik ekibin kızlı erkekli 9 üyesi bir tutam saç keserek kadınlara yapılan şiddete karşı farkındalık yaratmaya çalıştı. Tamam, gelin. Hadi gelin böyle, siz de gelin. Kadınların toplumda şiddetin her çeşidine maruz kaldığını belirten, bu tür olayların azalmak yerine daha da arttığını vurgulayan grup üyesi sözcüsü şunları söyledi. Sembol olarak göstermek istedik. Çünkü kadının değer verdiği bir ziyneti gibi gördüğü bir şey saçı ve kadına şiddete karşı bu tepkimizi saçımızdan bir tutam feda ederek göstermek istedik. Herkesin de buna katılmasını arzu ediyoruz. Umarız ki bu saç kesmeyle bir farkındalık yaratırız. Bu farkındalıkla farklı insanlar, farklı düşünceler yine bu kadına karşı şiddete, hatta şiddetin tamamına karşı kampanyalara öncülük eder umudundayız. Bugün biz böyle başlattık. Bugün bize destek verenler bu şekilde destek verebilirler. Kendileri de saçlarından kesebilirler. Yarın başka projeler olsa biz de onlara destek vereceğiz. Yeter ki şiddet artık dünyadan, ülkemizden silinsin, kaybolsun gitsin. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır dört kişi yaralandı. Kaza saat 01 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konaktan Gaziemir yönüne giden 35 yaşındaki Serkan Pekmez yönetimindeki otomobil 23 yaşındaki Uğur Öztucağ yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Uğur Öztucağ ve Serkan Pekmez'in yanı sıra 22 yaşındaki Hasan Cafer Hafif ve 32 yaşındaki Ali Baykar'ı ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık, aks 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen aks 110 ekipleri Ali Baykar'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baykar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Çevredeki hastanelere ambulansla kaldırılarak tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyunca gelen Uğur Öztucağ'ın annesi oğlunu otomobilde yaralı halde görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kendine gelen anne çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablacığım çocuğu da korktuk. Teyze elleme teyze sen. Teyze sallan teyze. Kalk. Ya sen niye dövüyorsun? Aşağı şişe de var abla. Gitsene şimdi yüzünü. Tamam. Hadi.
Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Milli, Modern ve Model Olabilecek Karesi Hünerli Eller Projesi'ni Karesi AVM'de hayata geçirdi. Atölyelerin açılış kurdelesini Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Karesi Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kesti. Şimdi evden sokağa, sokaktan şehre, kente yansıyan bir sanat çalışması bu. Hünerli Eller ekibimiz benim belediye başkanı olarak beni en çok heyecanlandıran projelerden. Çok sayıda kursiyer ve vatandaşın katıldığı Karesi Hünerli Eller kurslarının açılışında Başkan Yücel Yılmaz, müzik dinletisi eşliğinde protokolle beraber atölyeleri tek tek gezerek ürünleri yakından inceledi. Ebru Atölyesi'nde Ebru'da yapan Başkan Yılmaz, ayrıca sevgililere 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi için atölyelerdeki ürünleri incelemelerini tavsiye etti. Proje sayesinde kadınlar üretime destek olacak ve sosyal hayatın içine katılacaklar. Her geçen gün artan işsizlik sorununa çözüm üretmek, kendi işini kurmak isteyen karşı yakalılara maddi destek vermek ve kent ekonomisine doğrudan katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, KOSGEB'le işbirliği yaparak uygulamalı girişimcilik projesini başlattı. Ordusuna dönüştü. Özellikle işsizlik... Projeye katılmak isteyen Karşıyakalılar 16-27 Şubat tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. İstihdama dönük politikaları yapabilecek çalışma... Test sınavını geçenler eğitim almaya hak kazanacak. Kendi mesleklerini edinecek. Eğitimler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta 4 parçada yapılacak. Üzerinde durup o yaratıcılıkları... Kadınlara ve dezavantajlı vatandaşlara öncelik verilecek. O dinamizmlerin... Eğitimlerini tamamlayan girişimciler 30 bin lira hibe ve 2 yıl sonra ödenmek üzere 70 bin lira kredi alma hakkı kazanacak. Kendi işlerini oluşturacaklar. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, istihdama dolaylı yoldan katkı sağladıklarını, iş kurmak isteyen vatandaşların önünü açtıklarını belirterek şunları söyledi. Ordusuna dönüştü. Özellikle işsizliği ortadan kaldırabilecek, istihdama dönük politikaları yapabilecek çalışmaları hep önceliğimize aldık. Bir yandan hem kendi mesleklerini edinebilme, hem kendi ayakları üzerinde durup o yaratıcılıklarını, o dinamizmlerini, o çalışma azimlerinde bu imzalayacağımız protokolle de geliştireceklerdir ve kendi işlerini oluşturacaklar. KOSGEB'in bu tür girişimlerde bulunmasını çok anlamlı buluyorum ve destekliyorum. Bunu arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Hem kadınlarımızın hem de engellilerimizin bundan öncelikli olarak yararlanması da ayrıca önemli. Yok, hava çok güzel başkan. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Türkenli İleri Biyolojik Atık Su Arıtmasının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yakında Hasköy ve Yenifoça'da da temel atarak 21 ilçenin arıtma ve kanalizasyon işini bitirmiş olacaklarını söyledi. 2004'te bağlanan 10 ilçenin arıtmayla ilgili, kanalizasyonla ilgili son kalan %95'i bitirildi. Son kalan belde arıtmalarından Türkiye'nin bugün temelini atıyoruz. Önümüzdeki aylarda Hasköy'ün temelini atacağız. Ve yine önümüzdeki aylarda Yenifoça'nın temelini atacağız. Ve böylece 10 ilçe, eski 9 ilçe, eski 11 ilçeyle birlikte 21 ilçenin arıtma ve kanalizasyon problemi fiilen bitmiş olacak. Eksikler, ilaveler, unutulanlar, bozulanlar, eskiyenler tabii ki olacak. Tabii ki bunlar sürekli yenilenecek, sürekli yapılacak ama bitmiş olacak. Başkan Kocaoğlu artık birinci vazifelerinin yeni bağlanan 9 ilçede su, kanal, dere ıslağı ve arıtma problemlerini çözmek olduğunu belirtti. Şimdi önümüzdeki 9 yıllarda
9 ilçenin su ve kanal problemini, arıtma problemini, dere ıslahı problemini çözmek yeni bağlanan yerlerde birincil görevimizdir. Ayrıca Başkan Kocaoğlu konuşmasında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de yer verdi. Evet. Sevgililer Günü. Aslında bir sevgi günü. Sevmek. Hele hele Anadolu felsefesinde gönülden sevmek. Her şeyi sevmek. İnsanı, doğayı, böceği, taşı, toprağı, havayı, suyu sevmek. Bugün herkes sevgilisiyle, sevdikleriyle, daha doğrusu birlikte olacak. Sevdikleriyle beraber sevgiyi konuşacak. Bölgeye yapılan yatırımlar için teşekkür eden Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise şunları söyledi. Katkı koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli bürokrat arkadaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerine hoş bir sürpriz yapmak isteyen İzmirliler Konak Belediyesi'nce düzenlenen Aşkım Kırmızı Bir Gül adlı etkinlikte buluştu. Beğeneceksiniz zaten. Teşekkür ederim. Doktor Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede tiyatro sanatçısı Hakan Gerçekli, müzisyen Vedat Sakman, tanınmış şairlerin aşka adanmış şiirlerini müzik eşliğinde sevenlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören Aşkım Kırmızı Bir Gül adlı şiir ve müzik dinletisine gelen çiftler, dinleti öncesi fuaye alanında Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan pano ve balondan kalpler önünde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Kamera çekeyim. Tamam. Güzel. Aşkın şiir ve müzikle dile geldiği gecede ikiliye vokalde Simge Yıldırım, kemanda Oya Uysal, bas gitarda Zafer Akdoğan ve davulda Bülent Tekelioğlu eşlik etti. Saçlarımızda yağmur ve akşam, düşlerimizde masallar, dudaklarımız sevgilerde, aklımıza mavi düşmüş, saçlarımızda yağmur. Aşka ve sevgiye vurgu yapan sahne dekoruyla dikkat çeken dinletide tiyatro sanatçısı Hakan Gerçek, Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Atilla İlhan'dan Cemal Süreyya'ya kadar Türk Edebiyatı'nın en bilinen aşk şiirlerini kaleme almış şairlerin dizelerini sevenler için okudu. Gitsin. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarımı ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, sonrası iyi güzellik. Müzisyen Vedat Sakman da sevgiye dair şarkıları seslendirdi. Şiirin müzikle harmanlandığı geceye katılan davetliler, sahnelenen başarılı performans sayesinde unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşadı. Bir keman, yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere aç, dışarıda şiir, ay ışıklı uykusunda. Manisa'da düzenlenen operasyonda dövüş organize ettiği ve bahis oynadığı öne sürülen 68 kişi hakkında işlem yapıldı. 12 horoz koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Manisa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'ne ait olduğu tespit edilen bir kapalı akaryakıt istasyonu yanında horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda oluşturulan özel ringde 4 Hint horozunun dövüştüğünü gören ekipler yaptığı incelemede dövüşe hazır 8 horoz daha olduğunu tespit etti. Ekipler dernek yönetimine çalışan ve horoz sahibi 4 kişiye kumar oynaması için yer temin etmek suçundan, olay yerindeki 64 kişiye ise kumar oynamak suçundan işlem yaptı. 68 kişiye kabahatler kanunu uyarınca 208'er lira ceza kesildi. Horozların ise İl Orman Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Mersin'de 3 gün önce kaybolan ve Tarsus Ankara Karayolu Çamalan Köyü'ndeki cin deresinde cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslı'nın katil zanlılarından ASA yakalandı. Jandarma istihbarat ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda ASA Aslı'nın son görüldüğü alışveriş merkezinin de bulunduğu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gözaltına alındı. Öte yandan diğer iki zanlı akşam saatlerinde yeniden Tarsus Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılara çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bir milyar kadına ulaşmayı amaçlayan One Billion Rising kampanyası 14 Şubat 2013'te olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da tüm dünyada kadına yönelik şiddeti protesto etmek, buna bir dur diyebilmek için harekete geçti. Kır zincirlerini ayağa kalk, yürü ve dans et diyerek dünyanın bütün kadınlarını 14 Şubat'ta ellerin bedenleri sevmek için yaratıldığını göstermek için her yerde dansa davet eden, kendine özgü şarkısı ve dansı olan One Billion Rising etkinliği tüm dünyada yankı buldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Tekirdağ'da Cengiz Toper Meydanı'nda bir araya gelen kadın, erkek ve çocuklar kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla dans etti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki teması adalet olan etkinlikte katılımcıların parmakları kadına şiddete karşı gökyüzüne yükseldi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da kadına şiddete karşı yapılan etkinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Vallahi gün manalı, hala 21. yüzyılda demek kadına şiddet var ki dünyadaki kadınlar tepki koyuyor buna. Türkiye'de 4 noktada var. Dünyada 1 milyar kadın hedeflendiği ortamda eğer Türkiye'de 4 nokta bunu yapıyorsa çok az demektir. Daha fazla duyulmaya ihtiyacı var. Ne mutlu ki biz Süleymanpaşa'da yaşıyoruz. Çağdaş kadınlarla beraber. Her ne kadar burada şiddet düşük olsa bile dünyadaki hemcinslerine katkı vermek adına bizim kadınlarımız bugün burada dans ediyor. Parmaklarına bağladıkları mor kurdelelerle kadına şiddeti kınadıklarını belirten katılımcılar, dünyada aynı anda yapılan etkinliğe katılarak Sevgililer Günü'nde kadın şiddetine dikkat çekmek istediklerini belirtti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde baba oğul kaybetmeye yüz tutmuş keçecilik mesleğinin yitirdiğimiz değerler arasına girmemesi için büyük mücadele veriyor. Müzik
Kaybolan mesleklerden biri olan keçeciliği faal olarak sürdüren son iki temsilciden biri olan 57 yaşındaki Ruhi Özbudak ve 32 yaşındaki oğlu Hasan Özbudak siparişe göre keçe yapımına devam ediyorlar. Ege Türk mikrofonlarına konuşan baba Ruhi Özbudak, dededen toruna geçen mesleğin devam etmesi için yeni çırakların yetiştirilememesinden şikayetçi olduğunu ifade etti. 40 yıldan beri yapıyoruz yani. 40-45 yıldan beri. Peki nasıl öğrendiniz bu mesleği? Baba mesleği. Babamızla beraber çalışıyorduk. Ondan öğrendik. İşleri keçiden evlere yazgı yapıyoruz. Kepenek yapıyoruz. Bir de hayvanları, hayvan keçesi yapıyoruz. Efendim market keçesi. Ne aklına ne gelirse yapıyoruz. Yani biz fazla ev üzeri yapıyoruz. Kepenek, koyun, çobanlar üzeri yapıyoruz yani. Konuyla ilgili oğul Hasan Özbudak ise keçecilik, semercilik gibi mesleklerin ölmemesi için bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Dededen babadan kalma bana. Allah'a şükür yani devam ettiriyoruz. İşlerimiz var. Yani boş kalmıyoruz, iş aramaya gitmiyoruz. Sabah geldiğimiz zaman mekanımızı açıyoruz, işimizi takip ediyoruz yani. Keçi oluyor işte, kepeneklerimiz oluyor, çoban keçisi. Ondan sonra bizim süs keçiler. Yani bu kadar yani, başka bir şey. Ben şu anda Balıkesir'in nasıl gördüğünüzü mimarlar çok fazla işmiş. Balıkesir İlçe Belediyesi Yapı Kompleksi Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması ödül töreni ve sergisine hoş geldiniz. Bugün gerçekten burada anlamlı bir törende buluştuk. Fevkalade güzel projeleri görmekten son derece mutlu olduk. 6 Eylül Belediyesi olarak üniversite ile işbirliği yaparak bu projeleri gerçekleştirmiş olduk. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tabii yerel yönetimlerle üniversite işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu biraz önce açtığımız sergiyle ve yaptığımız geziyle bunu bizzat gözlemlemiş olduk. Hakikaten üniversiteler mutlaka şehrin dinamikleriyle irtibatlı olmalı. Yerel yönetimleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sanayisiyle, resmi kurumlarıyla hep iç içe olmalı. İç içe olunduğu zaman bakın ne kadar güzel eserler ortaya çıkıyor. Tabii bu birliktelik bir defaya mahsus olmamalı. Mutlaka arkası gelmeli. Ve biz 6 Eylül Belediyesi olarak da hemen bunun arkasını getirdik. Bu projeden sonra da evet gençlik merkezi için bir proje çalışmasının hemen startını verdik. İnşallah o bittikten sonra bir başka projelerle ve üniversitenin yine değişik fakülteleriyle her zaman işbirliği yaparak şehrimize, yaşadığımız bölgelere, ilçelere, mahallelere ve buraların güzelleşmesi noktasında katkı sağlayabilecek her kurumla mutlaka işbirliği yapmaya hazırız. Belediyeler şehrin imarından sorumlu. Şehrin imarı önemli ya, bu imarı yaparken de şehrin kimliğine ve estetiğine de dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce değerli kardeşlerimizin yapmış olduğu eserleri gördük. Hep şöyle bir yanlış nitelendirme olur yaşantımızda. Hep eski eserler tescillenir. Yani belli tarihten önce yapılan eserler tescillenir gibi düşünülür. Ancak biraz önce gezdik ki bu fikir jimnastiğinden esere dönen, yani avant projeye dönen şeyler, bunlar da tescil edebilecek hale gelmişler. Çünkü özgün eserler de biliyorsunuz artık tescilliyoruz ve bundan sonraki nesillere de bir kıymet olarak bırakılıyor. Ben şehre dokunan, şehrin kimliğine dokunan, şehrin konforuna, şehrin estetiğine dokunan ve kentli olmanın gereklerini yerine getiren, başta siz değerli kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim ve hocalarım olmak üzere belediyemize ve sevgili rektörümüze huzurlarınıza teşekkür ediyorum.
Hocam buradayız. Biraz da geriye. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Müdürüm. Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah saatlerinde cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cenazesi defnedildi. Tarsus'ta kaybolduktan sonra dün sabah Tarsus Ankara Karayolu Çamalan köyündeki Cinderesi'nde cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Mersin'deki evine çok sayıda arkadaşı ve vatandaş geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da evin önünde kurulan taziye çadırına gelerek aileye başsağlığı diledi. Aile fertlerinin sinir krizi geçirdiği taziye çadırında arkadaşları da Özgecan'ın fotoğraflarına "Seni unutmayacağız Özgecan" yazısını yazdı. Bu arada Aslan'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tabutu alan kadınlar musalla taşına kadar taşıdı. Anne Songül Aslan'la baba Ahmet Aslan kızlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Aslan ile baba Mehmet Aslan'a acil servis ekipleri müdahale etti. Bu arada cenaze namazını kadınların ön safta kılmak istemesi üzerine tartışma yaşandı. İmam tartışmaya müdahale etti. Daha sonra ise cenaze namazı kadın ve erkeklerin karışık şekilde saf tutmasıyla kılındı. Hayır, buradan geçeceksin. Tamam. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerini durduracağız. Özge'ye uzanan eller kırılsın. Özge için adalet istiyoruz. Kadınlar için özgürlük sloganları atarak alkış ve zılgıtlarla cenazeyi mezara kadar götürdü. Kadın! Yaşam! Özge! Daha sonra Özgecan Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yavaş yavaş. Sinema severler toplam 7 filmin vizyona gireceği bu hafta filme doyacak. Nasıl bulacağız? Koskoca. İlk film başrollerini Alex Baldwin ve Julianne Moore'un paylaştığı Unutma Beni. Kolombiya Üniversitesi'nde dil bölümünde profesör olan Alice hayatta istediği her şeye sahiptir. Ona sadık bir kocası ve 3 çocuğu vardır. UCLA'da yaptığı bir konuşma sırasında konuşma için çok önemli bir kelimeyi bir türlü hatırlayamaz. Film, Alzheimer hastası olduğunu öğrenen Alice'in bu haberi kocası John ve çocuklarıyla paylaştıktan sonraki yaşadıkları süreci beyaz perdeye yansıtıyor. Başrollerini Vilma Elles, Lucia Oskarova, Yağmur Tanrı Sevsin ve Cihan Toraman'ın paylaştığı Katransa, yeni bir hayata başlamak isteyen bir ailenin geçmişini bilmedikleri tehlikeli ve gizemli bir eve taşınmasıyla oldukça sakin başlayan günlerin ardından bir anda aksiyon, gerilim ve korku dolu günler geçirmelerini anlatıyor. Onlar kurtulmaya çalıştıkça evin kötü geçmişi asla peşlerini bırakmayacaktır. Haftanın yerli yapımlarından olan Kod Adı Koz'da paralel güçlere küçük yaşlarda katılan emniyet müdürü yardımcısı Remzi ve gazetecilik yapan abisi Zafer, teşkilatta çalışan ajan Zeynep ve paralel güçlerin yurtdışı okulunda öğretmenlik yapan Enes ve borsanın yerli yazılım üzerine çalışan Meriç'in ölümü ve arkadaşının sonuna yardım eden ve sonrasında bunun pişmanlığını yaşayan Cengiz'in ulusal ve küresel güçlerin bu entrikalara paralel giden dramatik hikayesi anlatılıyor. Bu da benim abilerimin kararı. Hey Mahmut. Biz bu yola baş koyduk.
Biz bu yola çıkarken kefenimiz... Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise Seni Seviyorum Rio. Paris Jotel ve New York I Love You filmlerinden sonra seri Rio'da devam ediyor. Seni Seviyorum Rio, dünyanın dört bir yanından yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla 10 yönetmenin Rio'ya aşık ya da Rio'da aşık olmanın hikayelerini anlatıyor. Rio'nun egzotik doğal güzelliklerini ve insani çeşitliliğini şehirde geçen farklı aşk hikayeleri üzerinden anlatan her bir kısa film 2 günlük sürede ve Rio'nun farklı mahallelerinde geçiyor. Ben aşkasın da. You can do anything you want. Eylül 1980 askeri darbesinde gözaltına alınan köylülerin başından geçenleri anlatan Netekim Karakolu da seyirciyle buluşacak bir diğer film. Filmin yönetmenliğini Yasin Korkmaz yaptı. Başrolünü ise yönetmenin kardeşi Şamil Mehmet Korkmaz üstlendi. Senaryo ise iki kardeşin babaları Zeynel Korkmaz'ın yaşadığı bir hikayeden yola çıkarak oluşturuldu. Sonra herhangi bir konuda duymayacağız. Görmeyeceğiz. Her şey vatan için, her şey vatan için. Tüm dünyada çok satan ve bir fenomen haline gelen ünlü kitabın merakla beklenen film uyarlaması olan Green'in 50 Tonu 13 Şubat'ta vizyona giriyor. Green'in 50 Tonu üçlemesi yayınlandığından bu yana tüm dünyada 51 dile çevrilmiş, e-kitap ve baskı olarak 100 milyonun üzerinde satış yaparak bugüne kadarki en büyük ve en hızlı satılan kitap serisi olmuştur. Filmde milyonlarca okurun simgeleri haline gelen Christian Grey ve Anastasia Steele rollerini Jamie Dornan ve Dakota Johnson canlandırıyor. Vizyona girecek bir diğer film ise Yav Hev He. Volkan Gümüş'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Sabahattin Yakut ve Yücel Gökçek paylaşıyor. İki kafadarın hasta olan ninelerinin tedavi masraflarını karşılamak için İstanbul'a gelmesi ve yaşadıkları komik maceraların anlatıldığı filmde bu haftaki komedi filmleri arasındaki yerini alıyor. Bak nasıl vuruyor ya. Gerizekalı ya. This is a pencils. Bu bir kalemler. Türk Eğitim Gençler Genel Başkanlığı tarafından geçen hafta başında alınan nöbet tutmama eylemiyle ilgili bir haftalık süreçte Türkiye çapında çeşitli okul müdürlerinin yaptığı yanlış uygulamalar ve üyelerimizi sıkıştırıcı işlemler sonucunda Genel Başkanlığımız aldığı her ayın ilk haftasında bir hafta nöbet tutmama eylem kararını değiştirmiştir. Bundan sonra 16 Şubat 2015 yılı itibariyle, pazartesi itibariyle Türk Eğitim Sen üyeleri 2015 eğitim öğretim yılı sonuna kadar aralıksız nöbet tutmama eylemini gerçekleştirilecektir. Bilindiği gibi kamuda nöbet tutan bütün personelin ya nöbet izni vardır ya da nöbetin karşısında bir ücret söz konusudur. Öğretmen arkadaşlarımız bazen tam günlü okullarda sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar, aynı zamanda sadece öğretmen arkadaşlarımız değil, bu konuda en çok zorluk çeken özellikle idareciler olmasına rağmen sabahın 7'sinden 8'sinden akşamın 7'sinden 8'ine kadar nöbet tutmakta. Ama bu nöbetten en çok muzdarip olan idareciler olmasına rağmen idareci arkadaşlarımızın bu tutumu Türk Eğitim Sen'in rahatsız etmiş ve bundan sonra da dönem sonuna kadar bütün üyelerine nöbet tutmamayla ilgili bir eylem kararı almıştır. Karar Türk Eğitim Sen Genel Merkez web sitesinde mevcuttur. Uzun bir zamandan beri uğraştığımız idarecilerin görevden alınmaları, Anayasa Mahkemesi'ne aykırılıktan dolayı açılan dava, idare mahkemelere ve bölge idare mahkemelerine açılan davalar, akabinde ilk bu konuda usulsüzlük yapan, yolsuzluk yapan, adam kayıran, yandaş kayıran
ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, il milli eğitim müdürleri de dahil olmak üzere Türkiye çapında yanlış yapan bu idarecilerle ilgili Türkiye Eğitim Sen Şubeleri işlem yapmış hem valiliklere hem de savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştur. Artık biz Türkiye'nin biz bir muz cumhuriyeti olmasını istemiyoruz. Hakkın, hukukun, adaletin olduğu, kişilerin birbirine saygısı olduğu, farklı fikirlere, farklı düşüncelere, farklı inançlara, farklılık olmadan yaklaşılmasını, insan olarak yaklaşılmasını bekliyoruz. Bir klasör değil, 10 tane klasör de olsa biz elimizden gelen her şeyi hukuk çerçevesinde arayacağız. Hırsızları, yüzsüzleri, arsızları, yanlış yapanları kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Tunceli'de kaçarak evlenen 87 yaşındaki Musa Bulut ve 85 yaşındaki Beser Bulut çifti 69 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Onun işlenmiş nişanlıdır dedi. Tek katlı ve sobalı evde oturan Bulut çifti birbirlerine olan sevgi ve sadakatleriyle çevredekilere maşallah dedirtiyor. Seviyorum, seviyorum. Birbirlerine yıllardır sevgiyle bağlı olan çiftin 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor. Beraber yaşıyoruz. Ben razıyım, Allah razı olsun. Bugüne kadar bir kötü sözünü görmedim, bir kötü lafını görmedim bu yaşta. Yaşlılık nedeniyle ev işlerini yapmakta zorlanan eşi Beser'e yardımcı olan Musa Bulut sabahları sobayı yakıp eşi için kahvaltı hazırlıyor. Şimdi hak eşittir. Erkek ve kadın hakkı eşittir. Bak ben ne diyorum, ben razıyım, o da Allah razı olsun. Bugüne kadar yine ucu kadar bir şeyini görmemişim. Değil misin? Ama o razı olur olmaz bilmiyorum. Merhaba, ben razıyım. Musa Bulut yıllar önce eşini görür görmez aşık olduğunu ve kaçarak evlendiklerini söyledi. Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 892 gram esrar, 1815 adet uyuşturucu hap, 89 karton gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda iki farklı adrese baskın yaptı. Umurlu Mahallesi'ndeki halk pazarında açıktan gümrük kaçağı sigara satan NS yakalandı. NS'nin evinde yapılan aramada 890 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Ilıcabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine SK'ya ait eve yapılan operasyonda ise 892 gram esrar maddesi ve 1815 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen NS tutuklanırken SK adliyeye sevk edildi. Yüzlerine maske takmada ne var? Şimdi bakın. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ordu AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Davutoğlu kongrede muhalefet partilerinin genel başkanlarına seslendi. Yine diyorlar ki yüzlerine maske takmada ne var? Şimdi bakın aziz ordulular, alnı açık, yüzü açık ordulular. Yüzünü gizleyen var mı burada? Kimse yüzünü gizliyor mu? Çünkü sizin saklayacağınız bir şey yok. Kimliğiniz aktır, alnınız aktır, partiniz aktır. Ama onlar yüzlerini saklıyorlar. Şimdi hepsine soruyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu çok meraklıysa gösterilere maskeyle gitsin. Ne yapmak istiyorlar? Çünkü sandıktan ümitleri yok. Çünkü halka gitmekte cesaretleri yok. İstiyorlar ki seçim öncesinde bir kaos çıksın. Önümüzdeki hafta demokratik bir şekilde mecliste her türlü eleştiri getirirler. Ama mecliste herhangi bir şekilde meclis kurallarına aykırı bir tavra müsamaha etmeyiz.
Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi eğer halkı tahrik ederek meydanlara çıkarlarsa toplantı ve gösteri yürüyüşleri içinde gösteri yaparlarsa serbest, ama halkı tahrik ederlerse aynı kurallar onlar için de geçerlidir. Biz bir daha bu ülkenin sokaklarını vandallara, teröristlere terk etmeyeceğiz. Başbakan Davutoğlu 2 hafta ertelendikten sonra önümüzdeki hafta mecliste görüşüleceği açıklanan tartışmalı iç güvenlik paketinin engellenmesi durumunda muhalefet liderlerine Bonzai Kılıçdaroğlu, Bonzai Bahçeli diye sesleneceklerini açıkladı. Şimdi diyorlar ki yine ne var bu pakette, bakınız. Diyoruz ki bu pakette Bonzai kullananlara da uyuşturucu muamelesi yapılacak. Bu milletin çocuklarını, gençlerini, şu yüzleri pak, tertemiz gençliğimizi birisi Bonzai ile zehirlemek isterse, ki yapıyorlar, biz bunlara sessiz mi kalacağız? Eğer mecliste bu yasayı engellemeye kalkarlarsa onların hepsine Bonzai taraftarları diyeceğiz. Bonzai taraftarları. Bonzai Bahçeli, Bonzai Kılıçdaroğlu. Molotov Bahçeli, Molotov Kılıçdaroğlu. Ünvanları bu olacak. Başbakan ayrıca iç güvenlik paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Neyi savunduklarını bilsinler. Diyorlar ki polisin gözaltına alma süresi uzun. Yeni gelen yasayla polis 24 saat, savcının izniyle de 48 saat gözaltı yapabilecek savcıyla. Avrupa'da bu, Fransa'da var. Diğer ülkelerde ise Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, birçok Avrupa ülkesinde ise bu süreler daha uzun. 36 saat, 48 saat polis gözetiminde, sonra savcılık gözetiminde uygulamalar var. Biz bunları, bu yasaları hazırlarken evrensel demokrasi standartlarında hazırladık. Ve bu yasanın içinde sadece bu tür emniyet tedbirleri yok. Mesela pasaport alımının kolaylaştırılması var. İsim değişikliğinin kolaylaştırılması var. Herhangi bir bürokratik müracaat yapacaksanız nüfus idaresine, yani bir bildirimde bulunacaksanız, doğum, vefat vesaire, elektronik ortamda bunu yapabileceksiniz. Yani bu yasa millete olan güveni yansıtan bir yasa. Bu yasa milletle devleti huzur ekseninde buluşturan bir yasa. Bu hafta işte buradan söylüyorum. Herkes bir sınav yaşayacak. Kim vandalların yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Kim Molotov kokteylinin yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Kim Kobani terör olaylarının arkasında ve yanında, kim karşısında ortaya çıkacak? Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Şevki Öksal Coşkun önderliğinde Sevgililer Günü özel konseri verdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Makbule Kaya ise muhteşem sesiyle dinleyicilerin yüreklerine dokundu. Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş. Geceye Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper'le çok sayıda vatandaş katıldı. Konserin yoğun ilgi nedeniyle Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Anadolu Salonu adeta doldu taştı. Bu yüzden ikinci bir salon açıldı. Vatandaşlar Barkovizyon eşliğinde konseri buradan takip etti. Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Kütahya'dan Elazığ'a, Zonguldak'tan Şanlıurfa'ya kadar Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden özel türkülerle salonu dolduranların kalplerine dokundu. Kimi zaman koronun, kimi zaman solistlerin seslendirdiği türkülere Bayraklı Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ekibi de oyunlarıyla eşlik etti. Bu özel güne ait konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Makbule Kaya sahne aldı.
Sanatçı programının sözleri Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan Mustafa Kemal'e yazılan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm isimli türküyü seslendirerek son verdi. Sarı saçlım, mavi gözlüm, sarı saçlım, mavi Kaya'nın muhteşem performansının ardından ikinci kez sahne alan Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu birbirinden güzel türküleri seslendirerek konseri alkışlar eşliğinde bitirdi. ...14 Şubat Sevgililer Günü'ne yakışan bir konser düzenlediklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karaba, tüm Türkiye'nin ve bütün insanlığın Sevgililer Günü'nü kutladığını söyledi. Fotoğraf çekimle başkanımla lütfen Ali Rıza Bey. Fotoğraf çeker misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Voleybol erkekler 2. ligi A grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Bornova Anadolu Lisesi voleybol takımı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'yı ziyaret etti. Her gittiğimiz yerde geçiyoruz. Vasili bu sene Kulüp Başkanı Ersan Odaman, antrenör Levent Matmeriçli ve Bordo Beyazlı oyuncular verdiği destek nedeniyle Başkan Atilla'ya teşekkür etti. En yakın rakiplerinin 8 puan önünde lider durumda yer aldıklarını söyleyen Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, hedeflerinin mutlak birincilik olduğunu belirterek Başkan Atilla'yı Nisan ayı sonunda oynanacak zorlu playoff maçlarına davet etti. Çıkacağız inşallah. Bütün çabamız o yönde. Nisan sonunda playoff maçları var. Bornova Belediye Spor'un voleyboldaki altyapısından övgüyle söz eden Odaman, her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bordo Beyazlılara başarılar dileyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bornova Anadolu Lisesi'nin İzmir'in sembolü haline gelmiş bir okul olduğunu belirterek, şampiyonluk yolunda her zaman yanınızdayız dedi ve tüm Bornovalıları Bordo Beyazlı ekibe destek olmaya çağırdı. Böyle kulüpler gelince de o kulüplerle de bizim kardeş olma şansımız var. İşte Göztepe'yle kardeş gibi, Altın Ordu böyle. Hocalık yapıyor. Aykut. İzmir'in Alsancak semtinde limanla iskele arasında bulunan sahil şeridinde bir erkek cesedi bulundu. Kordonda gezinen vatandaşlar denizdeki cesedi fark etti ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sahil güvenlikle birlikte sualtı polisleri olay yerine geldi. Sualtı polislerinin 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi sağlık güvenlik botuna çıkarmasıyla kişinin ölüm nedeni gün yüzüne çıktı. Vücuduna taş bağladığı ve intihar ettiği tahmin edilen kişi sahil güvenlik botuyla önce limana ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak tur saat 22.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet konuk evinde İstanbul Valisi Vasıf Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer karşıladı. İzmir'de bir çocuk annesi Figen Karavaş, bir yıl önce eski milli atlet olan eşi Salih Karavaş'a karaciğerinden parça vererek yeni bir hayatın kapılarını açmıştı. Böylelikle evlilikleri boyunca özel olarak kutlamadıkları 14 Şubat Sevgililer Günü çift için ilk kez anlam kazandı. Çift ikinci hayatlarında ilk doğum günlerini oğulları Ulus, doktorları ve hemşireleriyle kutlarken eski milli atlet Salih Karavaş bir yıl öncesini hatırlayarak organ bağışının önemine dikkat çekti.
takip edilmesi zor bir durum. Her zaman uygun donörü bulamayabiliyorsunuz, vakit alıyor. Organ bağışı ne kadar çok olursa o kadar kişi daha kısa sürede yaşama dönecek demektir. Dolayısıyla organ bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ama bu süreçte çok çok daha iyi gördük. O yüzden organ bağışının artarak devam etmesi lazım. İkinci hayat için herkes böyle bir hakkı kazanmak ister, hak ediyor insanlar. Dolayısıyla donörden ziyade organ bağışıyla bu işin halledilmesi daha doğru diye düşünüyorum. Hayat arkadaşına karaciğerinden parça veren Figen Karavaş'sa yeni bir hayata başladıkları günün yıl dönümünde duygularını şu şekilde dile getirdi. Valla çok anlamlı, çok anlamlı. Çünkü evet öncesinde bir 14 Şubat'ımız yoktu bizim eşimle. Çok özel kutladığımız bir yıl değil veya gün değildi, özel gün değildi ama şu anda gerçekten onun hakkını veriyoruz diye düşünüyorum. Çünkü çok zor bir 15 yılın sonunda biz böyle bir güzelliğe kavuştuk. O da 14 Şubat gibi bir özelliği olan bir güne denk geldi. Ancak biraz anlamlı oldu. Yeni bir hayat, tekrar sağlıklı olabilmesi, üçümüzün bir arada olabilmemiz oğlumla. 14 Şubat, evet şu anda önemli bizim için. Yani sevgililer gününden ziyade bizim tekrar bir araya gelebilme günümüz olarak. Yani sevginin tekrar birleştiği günle denebilir. Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda görevli Assubay Alper Ersen, aynı üste sivil memur olan kız arkadaşı Güner Dinç'i sinemaya davet etti. İkili ilçedeki bir sinemaya gitti. Üstüne bir de düğün pastanı diyelim, ağır sevgiler. İzledikleri filme ara verildiğinde kız arkadaşı için hazırladığı, arkadaşlarının da rol aldığı kısa filmi perdeye yansıtan Ersen, aşkını ilan edip evlenme teklifi yaptı. Evlen bu çocukla. Hadi Allah'ım gönlünüzde cümbür cemaat gibi kazanın. Şaşıran Dinç evet diyerek teklifi kabul etti. Evet sağ olsun artık. Alper yolunu... Bu sırada salondaki arkadaşları çifti alkış yağmuruna tutup konfetiler patlatarak mutluluklarına ortak oldu. Kısa film tamamlandıktan sonra ışıklar yandığında Ersen cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü diz çöküp kız arkadaşının parmağına taktı. Sevinki, bilimde, konu, amına. Belgesel çekilmeli. Ve hata. Bütün tümlere örnek gösteriyoruz. Biz, seni, bölüm, sana, benim gibi aşık, aşık, aşık. Sevgililer gününün vazgeçilmez hediyesi çiçeklere yoğun talep oldu. Alışverişini son ana bırakanlar klasik kutu içindeki kırmızı güle 10 lira ödeyerek sevdiğini mutlu etme olanağına kavuştu. Sokak kemer altı. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış yaptığı açıklamada aşkların tazelendiği 14 Şubat'ın yılın en güzel günlerinden biri olduğunu, çiçekçilik sektörünün de bu güzel günden en iyi şekilde yararlandığını belirtti. Çiçek satışlarında çok ciddi bir artış oldu. Çünkü mezatlarda bizim aldığımız rakamlar bir hayli yüksek. Verilen rakamlara göre 4 milyon dalın üzerinde İzmir piyasasında gül satışı oldu. İthal edilen güller de satıldı. Çok ciddi rakamlar tabii. Tüm çiçekçilerin bu yıl cumartesi gününe denk gelmesine rağmen 14 Şubat'ta iyi iş yaptığını kaydeden Kış, her bütçeye uygun çiçek olduğunu söyledi. Çiçekte tabii alt limit var ama üst limit yok. Yani ürüne göre, alacağınız, beğendiğiniz ürüne göre fiyatlarda farklılıklar yaratılabiliyor, değişebiliyor bunlar da. Yani bugün 10 liraya da alabilirsiniz, 100 liraya da alabilirsiniz, 50 liraya da alabilirsiniz. Yani o... gelen müşterinin beğenisine göre hangisini istiyorsa, yani bugün bir 10 lira çiçek alıp da sevginizi mutlu edebilirsiniz. Öyle çok ciddi rakamlar değil. Başkan Kış yaklaşık 4-5 senedir çiçek fiyatlarının aynı olduğunu ve fırsatçılık gibi bir durum yaratmadıklarını ifade etti. Ben İzmir Çiçekçiler Odası Başkanıyım. Şunu samimiyetle dile getirmek istiyorum. Şimdi ben kendim de esnafım, kendi iş yerim de var. Geldiniz burada çekim yapıyorsunuz. Şimdi olay şu, hep böyle bir spekülasyonlar yapılıyor ama inanın dendiği gibi değil. Biz 4 yıldır, 5 yıldır hatta aynı sattığımız fiyatlar üzerinden bu sene de aynı yine çiçeklerimizi satıyoruz. Yani öyle çok ciddi artışlar yok.
Önemli olan dükkanımıza gelen müşteriyi boş çevirmemek, onları mutlu etmek. Yani bugünden fırsatçılık yapmak değil. Bizim meslektaşlarımız da böyle. Yani öyle kimse de rahatlıkla çiçekçi dükkanlarına girebilirler, alışveriş yapabilirler. Hiç korkmasınlar, endişelenmesinler. 13 Şubat'ta da 1 Ocak'ta da. Şimdi şöyle. Kablosuz internet projesinin pilot uygulaması İzmir Deniz Projesi kapsamında pasaportta yer alan meydanda oluşturulan Wi-Fi noktasında başladı. İzmir Deniz Projesi'nin ruhuna uygun özel tasarımıyla dikkat çeken Wi-Fi noktası işlevselliğinin yanı sıra sosyal bir çekim merkezi oluşturdu. Doğal ahşapla teknolojik malzemelerin bir arada kullanıldığı 6 adet modülden oluşan Wi-Fi noktası, geceleri LED teknolojisiyle aydınlatılan yarı saydam üst örtüsüyle kullanıcılarına konforlu bir dinlenme alanı sağlıyor. İlk günden itibaren özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören Wi-Fi noktasında internete girerken aynı zamanda telefonların şarj edilebilmesi için USB üniteleri de bulunuyor. Çek. 8 noktada kurulması planlanan Vizmirnet kablosuz ağına bağlanan İzmirliler akıllı telefon, tablet ve taşınabilir bilgisayarlarından açık alanda da internete girebilecek. Vizmirnet kablosuz ağına bağlanan kullanıcılar kimlik doğrulama sayfasından kayıt olup cep telefonlarına gelen şifreyi girerek internet hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bir kez alındıktan sonra 24 saat boyunca geçerli olan şifreyle Gündoğdu Meydanı, Kültür Park, Konak Meydanı, Pasaport, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Tarihi Hava Gazı Fabrikası, Buca Hasan Ağa Spor Kompleksi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yayın yapan kablosuz istasyonlardan internete girebilecek. Aynı zamanda kentli numarasıyla da giriş yapılabilecek kablosuz internet hizmetinin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kapalı salonlarda, Hava Gazı Fabrikası ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda ise hem kapalı hem de açık alanlarda verilmesi planlanıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 01 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konaktan Gaziemir yönüne giden 35 yaşındaki Serkan Pekmez yönetimindeki otomobil, 23 yaşındaki Uğur Öztucağ yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Uğur Öztucağ ve Serkan Pekmez'in yanı sıra 22 yaşındaki Hasan Cafer Hafif ve 32 yaşındaki Ali Baykar'a ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık, Aks 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Aks 110 ekipleri Ali Baykar'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baykar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Çevredeki hastanelere ambulansla kaldırılarak tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyunca gelen Uğur Öztucağ'ın annesi oğlunu otomobilde yaralı halde görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kendine gelen anne çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablacığım çocuğuna korktuk. Teyze elleme teyze sen. Teyze sen. Teyze. Kalk. Ya sen niye görüyorsun? Yaş yaş şişe de var abla. Gitsene elini yüzünü. Tamam. Yok hava çok güzel başka. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Türkenli ileri biyolojik atık su arıtmasının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yakında Hasköy ve Yenifoça'da da temel atarak 21 ilçenin arıtma ve kanalizasyon işini bitirmiş olacaklarını söyledi. 2004'te bağlanan
10 ilçenin arıtmayla ilgili, kanalizasyonla ilgili son kalan %95'i bitirildi. Son kalan belde arıtmalarından Türkiye'nin bugün temelini atıyoruz. Önümüzdeki aylarda Hasköy'ün temelini atacağız. Ve yine önümüzdeki aylarda Yeni Foça'nın temelini atacağız ve böylece 10 ilçe, eski 9 ilçe, eski 11 ilçeyle birlikte 21 ilçenin arıtma ve kanalizasyon problemi fiilen bitmiş olacak. Eksikler, ilaveler, unutulanlar, bozulanlar, eskiyenler tabii ki olacak. Tabii ki bunlar sürekli yenilenecek, sürekli yapılacak ama bitmiş olacak. Başkan Kocaoğlu artık birinci vazifelerinin yeni bağlanan 9 ilçede su, kanal, dere ıslağı ve arıtma problemlerini çözmek olduğunu belirtti. Şimdi önümüzdeki 9 önümüzdeki yıllarda 9 ilçenin su ve kanal problemini, arıtma problemini, dere ıslahı problemini çözmek yeni bağlanan yerlerde birincil görevimizdir. Ayrıca Başkan Kocaoğlu konuşmasında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de yer verdi. Evet. Sevgililer Günü. Aslında bir sevgi günü. Sevmek. Hele hele Anadolu felsefesinde gönülden sevmek. Her şeyi sevmek. İnsanı, doğayı, böceği, taşı, toprağı, havayı, suyu sevmek. Bugün herkes sevgilisiyle, sevdikleriyle daha doğrusu birlikte olacak. Sevdikleriyle beraber sevgiyi konuşacak. Bölgeye yapılan yatırımlar için teşekkür eden Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise şunları söyledi. Katkı koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli bürokrat arkadaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiklerine hoş bir sürpriz yapmak isteyen İzmirliler Konak Belediyesi'nce düzenlenen Aşkım Kırmızı Bir Gül adlı etkinlikte buluştu. Beğeneceksiniz zaten. Teşekkür ederim. Doktor Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede tiyatro sanatçısı Hakan Gerçekli, müzisyen Vedat Sakman, tanınmış şairlerin aşka adanmış şiirlerini müzik eşliğinde sevenlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören Aşkım Kırmızı Bir Gül adlı şiir ve müzik dinletisine gelen çiftler, dinleti öncesi fuaye alanında Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan pano ve balondan kalpler önünde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Bunlar çekeyim. Tamam. Güzel. Aşkın şiir ve müzikle dile geldiği gecede ikiliye vokalde Simge Yıldırım, kemanda Oya Uysal, bas gitarda Zafer Akdoğan ve davulda Bülent Tekelioğlu eşlik etti. Saçlarımızda yağmur ve akşam, düşlerimizde masallar, dudaklarımız sevgilerde, aklımıza mavi düşmüş saçlarımızda yağmur. Aşka ve sevgiye vurgu yapan sahne dekoruyla dikkat çeken dinletide tiyatro sanatçısı Hakan Gerçek, Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Atilla İlhan'dan Cemal Süreyya'ya kadar Türk Edebiyatı'nın en bilinen aşk şiirlerini kaleme almış şairlerin dizelerini sevenler için okudu. Gitsin. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin. Sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Oysa
bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, sonrası iyi güzellik. Müzisyen Vedat Sakman da sevgiye dair şarkıları seslendirdi. Şiirin müzikle harmanlandığı geceye katılan davetliler, sahnelenen başarılı performans sayesinde unutulmaz bir sevgililer günü yaşadı. Bir keman, yeni doğmuş bir çocuk gibi yatıyor kutusunda. Pencere aç, dışarıda şiir, ay ışıklı uykusun. Mersin'de 3 gün önce kaybolan ve Tarsus Ankara Karayolu Çamalan Köyü'ndeki cin deresinde cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlılarından ASA yakalandı. Jandarma istihbarat ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda ASA Aslan'ın son görüldüğü alışveriş merkezinin de bulunduğu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gözaltına alındı. Öte yandan diğer iki zanlı akşam saatlerinde yeniden Tarsus Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılara çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bir milyar kadına ulaşmayı amaçlayan One Billion Rising kampanyası 14 Şubat 2013'te olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da tüm dünyada kadına yönelik şiddeti protesto etmek, buna bir dur diyebilmek için harekete geçti. Kır zincirlerini ayağa kalk, yürü ve dans et diyerek dünyanın bütün kadınlarını 14 Şubat'ta ellerin bedenleri sevmek için yaratıldığını göstermek için her yerde dansa davet eden, kendine özgü şarkısı ve dansı olan One Billion Rising etkinliği tüm dünyada yankı buldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Tekirdağ'da Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya gelen kadın, erkek ve çocuklar kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla dans etti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki teması adalet olan etkinlikte katılımcıların parmakları kadına şiddete karşı gökyüzüne yükseldi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat da kadına şiddete karşı yapılan etkinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Vallahi gün manalı. Hala 21. yüzyılda demek kadına şiddet var ki dünyadaki kadınlar tepki koyuyor buna. Türkiye'de 4 noktada var. Dünyada 1 milyar kadın hedeflendiği ortamda eğer Türkiye'de 4 nokta bunu yapıyorsa çok az demektir. Daha fazla duyulmaya ihtiyacı var. Ne mutlu ki biz Süleymanpaşa'da yaşıyoruz. Çağdaş kadınlarla beraber. Her ne kadar burada şiddet düşük olsa bile dünyadaki hemcinslerine katkı vermek adına bizim kadınlarımız bugün burada dans eder. Parmaklarına bağladıkları mor kurdelelerle kadına şiddeti kınadıklarını belirten katılımcılar, dünyada aynı anda yapılan etkinliğe katılarak Sevgililer Günü'nde kadın şiddetine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah saatlerinde cesedi bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın cenazesi defnedildi. Tarsus'ta kaybolduktan sonra dün sabah Tarsus Ankara Karayolu Çamalan Köyü'ndeki cin deresinde cesedi yakılmış halde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Mersin'deki evine çok sayıda arkadaşı ve vatandaş geldi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da evin önünde kurulan taziye çadırına gelerek aileye başsağlığı diledi. Aile fertlerinin sinir krizi geçirdiği taziye çadırında arkadaşları da Özgecan'ın fotoğraflarına "Seni unutmayacağız Özgecan" yazısını yazdı. Bu arada Aslan'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Mersin Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tabutu alan kadınlar musalla taşına kadar taşıdı. Anne Songül Aslan'la baba Ahmet Aslan kızlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Aslan ile baba Mehmet Aslan'a acil servis ekipleri müdahale etti. Bu arada cenaze namazını kadınların ön safta kılmak istemesi üzerine tartışma yaşandı. İmam tartışmaya müdahale etti. Daha sonra ise cenaze namazı kadın ve erkeklerin karışık şekilde saf tutmasıyla kılındı. Hayır, buradan geçeceksin. Tamam. Törene katılan kadınlar, kadın cinayetlerini durduracağız. Özge'ye uzanan eller kırılsın. Özge için adalet istiyoruz. Kadınlar için özgürlük sloganları atarak alkış ve zılgıtlarla cenazeyi mezara kadar götürdü. Kadın! Yaşam! Özge! Daha sonra Özgecan Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yavaş, yavaş.